Kanarı'ndan tatlı programı Dünya'nın Tadına Deniz'den devam ediyoruz. Çok ilginç bir çorba yapacağız. Leblebi çorbamız efendim. Yeşil bezelye ekşilemesi yapıyoruz. Taze bir tarhana yapacağız. Leblebi helvası yapıyoruz. Leblebili helva. Dünya'nın Tadına şimdi de Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar köyünden devam ediyoruz. Akçapınar tostuyla meşhur. Muğla'nın karışık otlarıyla otlu gözleme yapıyoruz. Kanarı'ndan tatlı programı Dünya'nın Tadına Deniz'den devam ediyoruz. Denizli'nin şehir merkezinde Metin Şef'le beraberiz. Şimdi çok ilginç bir çorba yapacağız. Leblebi çorbamız efendim. Leblebi çorbası. Leblebi çorbası. Leblebi bizim denizimizin 1300-1400'lü yıllardan beri kullanılan bir ürünü ama biz bunu sahiplenemedik, yeni sahiplendik. Leblebiden çorba yaptık, helva yaptık, kurabiyeler yaptık, değişik ürünler yaptık ve çok revaçta şu an. Onun çorbanın tarifini vereceğim şimdi. Biraz sonra da helvasını yapacağız inşallah. Lezzetli bir tanıtım. Hemen başlayalım şefim. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz kavrulmuş ve çekilmiş leblebi. Bayabildiğimiz leblebi. Toz haline getiriyoruz. Rondodan çekiyoruz. O kadar. Tereyağımız var. Toz biber, tuz, karabiber, sıvı yağ. Et suyumuz var, sütümüz var. Bu kadar. Sizi izliyoruz. Hemen başlayalım şefim. Bu güzel çorbayı izleyicilerimizle buluşturalım. Öncelikle tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz. Biraz tereyağı. Üzerine biraz tereyağı. Leblebimizi atıyoruz. Yani leblebinin rondodan çekilmiş hali. Şöyle biraz kavuruyoruz. Biraz kokusu çıksın. Un kullanmıyoruz. İçinde siyahlıklar görüyorum. Onlar ne çevir? Karanfil. Çörek otu da var sanki. Hayır, çörek otu yok. Karanfil mi onlar? Ha, çörek otu da var, evet. Var, biraz çörek otu var, evet. Şefim sırlarını saklıyor benden. Evet, leblebimiz kavruldu. Hemen et suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Biraz kaynaksın. Sonra sütümüzü ilave edeceğiz. Süt koyuyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Evet, süt ekledik. Kaynamasını bekliyoruz. Biraz tuz, karabiber atayım. Tuz, karabiber. Ve toz biber. Toz biberi sonra atacağız. Tamam. En son aşamada onu hafif tereyağla kırmızı toz biberi eritip üzerine vereceğiz çorbanı. Çorbamız hazır. Oh. Hemen bunu kenara alıyoruz. Tamam. Başka bir tavamızda üzerine tereyağı ve toz biber. Sosunu yapacağız. Evet, üzerine sos. Tereyağını erittikten sonra toz biberimizi atıyoruz. Kırmızı toz biber. Kıvam yeterli. En son üzerine sosumuzu da ekliyoruz. Tereyağı ve toz biber. Tekrar karıştırıyoruz. Evet, çorbamız hazır ve sunumunu yapıyoruz. Tadına bakıyorum izninizle. Bakalım nasıl olmuş, ilk defa içeceğim. Metin Şef'imin elinden. Denizli'nin leblebi çorbası. Bakacaksın. Çok güzel şefim. Mercimek çorbasına rakip değil mi? Mükemmel. Gerçekten naftan mercimek çorbasını andırıyor ama evet. Görüntü olarak aroması, o leblebinin aroması evet, geliyor. Evet. Mükemmel bir tat, mükemmel bir lezzet. Çok da basit. Evet, çok basit. Şimdi bu güzel çorbayı içeceğim ve ardından devam edeceğiz dünyanın tadını denizde çıkarmaya. Bu sefer de leblebili helva yapıyoruz. Demin çorbasını yapmıştık. Şimdi leblebi helvasını yapıyoruz. Bu da bir ilk. İnşallah başlıyoruz efendim. Leblebi helvası yapıyoruz. Leblebili helva. Evet. Usta, malzemelerimiz neler? Un yok. Un yok. Un, leblebi, tereyağı, ceviz, şeker, süt, su. Bu kadar. Sizi izliyoruz. Hemen başlayalım. Hemen başlıyoruz. Öncelikle suyumuzu. Öncelikle suyumuzu alıyoruz. İki tane tavamız var. Birinde şerbet hazırlanacak sanırım. Evet. Diğerinde leblebisi kalacak. Ölçü önemlidir şefim. Ölçü ne? Ölçü birer bardak diyelim. Şekerini evet. Ekledik, sütünü ekledik. Hepsini kaynatıyoruz bunu. Kaynattıktan sonra bunu alacağız kenara. 10 dakikada kaynaması gerekiyor. Sonrasında hemen tereyağımızı. Diğer tavamızda hemen tereyağımızı eritiyoruz.
Oo, mis gibi koktu. Evet. Hemen leblebi tozumuzu ilave ediyoruz. Bunu kavuruyoruz hemen. Bir taraftan sütümüz de kaynamak üzere. 10 dakika bunu kavurduktan sonra birleştirip tekrar kaynatıp servise hazır inşallah. Çok basit. Çok basit, pratik, lezzetli, değişik bir tarif. Yağlı olunca güzel olur. Bu aşamada leblebi fazla yakmamak lazım. Sürekli karıştırmak. Yani sadece leblebi de bütün helvalar için geçerli. Sürekli karıştırmak lazım. Kıvamı yoksa acı bir tat gelir. Hafif yandığı zaman. Şöyle aşamamız tamam. Sütümüz, suyu, şerbetimiz kaynadı. Evet, şimdi bir ikisini birleştiriyoruz. Zamandayız. Oo, hemen kuyulaşıyor. Evet. Sürekli böyle karıştırmaya devam. Of of of, helvamız kıvama geldi şefim. Evet evet. Çevire çevire yaptığımız zaman bu kendisini biraz daha çekiyor ya. Yani. Evet, helvamız şu anda hazır. Helvamız şu anda hazır. Böyle bir. Oo, harikasın şefim. Metin Şef'ten leblebi helvası. Evet. Hemen tadına bakıyorum izninizle şefim. Buyurun efendim. Şöyle. Afiyet olsun. Biraz taneli bıraktık bunda leblebileri. Yani o taneleri yediğimiz zaman ağzımızda patladığı zaman aromasını daha fazla hissedebilmeniz için. Hemen bakıyorum tadına. İyice un gibi yapmadık. Ben de merak ettim ya. Çok güzel olmuş. Kamera arkasında Özlem de dayanamadı. Leblebiler biraz iri taneli olmuş ve yerken ağzınızda patlıyor. Mükemmel bir tat. Cevizle beraber. En güzel helva leblebi helvası. Evet valla. Mükemmel olmuş. Eline sağlık. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu tarifle yaparsanız inanılmaz lezzetli. Cevizle beraber mükemmel bir uyum. Çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Herkese tavsiye ediyorum. Leblebi helvası. Çok seveceksiniz. Afiyet olsun efendim. Ekranlarından tatlı programı Dünyanın Tadına Denizli'nin Çameli ilçesinden devam ediyoruz. Şimdi Şazi Hanım'la beraber ne yapıyoruz? Yeşil bezelye ekşilemesi yapıyoruz. Erik ekşili ekşileme yapıyoruz. İlk defa yiyeceğim. Evet. Bezelye ekşilemesi. Evet. Hem de erik ekşili. Evet. Malzemelerimiz neler? Tereyağıyla başlıyoruz. Tereyağı veriyorum birazcık. Evet. Şöyle. Biraz da zeytinyağı. Karıştırıyoruz yanmasın yağımız diye. Evet evet. Biberlerimizi doğruyoruz. Biberleri şöyle çok küçük olmamak üzere iri iri atıyoruz içine. Tamam. O da içine lezzet verecek. İri iri doğradık biberleri. Evet. Biberleri bir kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Bu arada bezelyeleri haşlamışız. Evet. Yeşil bezelyeler. Bezelye bu mevsimde yok. Hani bahar aylarında çıktığı için onu dolaba koymuştum. Hazır haşlanık. Şimdi onu ekşileyeceğiz. Bu sistemle taze fasulyeyi, baklayı, birçok şeyi ekşiliyoruz biz burada. Yazın goruk ekşisi, kışın erik ekşisi. Evet. Ekşimi de getirdim. Limon ekşisi olur mu? Limon da oluyor. Limon olmadığı zaman limon da, bamyada, bir yemeğinde falan limon kullanıyoruz zaten. Hı-hı. Limon da olur, limon tuz olur. Evet. Yani onunla da ekşi lezzetini veriyor. Ama en güzeli erik ekşisi. Erik ekşisi. Evet, biberlerimizi kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Biberlerimiz biraz kızardı böyle, kabartıklar oluştu. Evet. Birazcık. Un ekliyoruz. Çok az. Mısır unu, bu da mısır unu. Biz burada mısır unu çok kullanıyoruz. Onun kokusunu alacaksınız zaten şimdi. Kesinlikle tereyağı, mısır kokusu. Mısır kokusu evet. Çok o böyle güzel. Hafif kavrulacak, pembeleşecek. Şimdi hafif, salça ekliyoruz. Evet, evet. Hafif böyle hani yanmaya yakın gibi deriz. Nar gibi kızardı şöyle bakın. Evet. Birazcık salça koyuyorum. Domates mi, biber mi? Bu biber salçası. Domates rendesini koyacağım şimdi ona ben. Tamam. Burada her şey var. Hanımların kendi evet, yaptığı evet. Salça. Bahçenin domatesli biberi. Bezelyelerimiz. Erik ekşisini de biz bu tam zamanı. Keşke onun kaynatmasını da gösterseydik size. İnşallah seneye. Seneye de onun için geleceğiz. Şöyle. Erik ekşisi de kendimize. Şimdi böyle salça bir şey olduğu anda domatesini, rendelenmiş domatesini veriyorum. Evet. Kokular. Kokular, kokular. Şahane evet, kokular. Evet, evet. Bu çok çabuk olan bir şey yani hemen. Pratik ki hem çorba niyetine, yemek ana yemek niyetine de yenilebilir. Çorba niyetine de içilebilir. Bakın mısır unuyla domates yapınca hemen böyle sakız tamam, gibi oldu. Aldı, evet. Aldı. Şimdi hemen ben buna suyunu veriyorum.
birazcık tuz atıyorum. Biraz tuz ekledik. Evet. Şimdi bu hemen kaynayacak zaten. Altını biraz açayım. Bu kaynarken ben kapağını kapatayım. Tamam. Sarımsağını soymuştum zaten şöyle. Önce patlatıyoruz aroması evet, iyi çıksın çünkü diye. Çünkü sarımsak hani bu özellikle aroması güzel çıksın diye. Evet. Sonra doğruyoruz. O da oldu. Tamam. Çok çabuk olan bir yemeğimiz. Pratik. Pratik. Kaynamaya başladı zaten şöyle tamam. İlk dakikaya. Kaynadı şimdi suyu. Tamam. Ben buna bezelyelerini ilave ediyorum. Yine kapatıyorum. Şöyle 2 dakika daha kaynayacak. Ondan sonra sarımsağın ekşisini vereceğim. Hazır. Sunumu hazır. Ekşisini vereceğiz. Esas. Asıl lezzeti veren sarımsak ve ekşi. Evet, erik ekşisi. Erik ekşisi. Şimdi kaynayınca ben bunun içine doğradığımız sarımsaklarımızı ezerek doğradığımız sarımsakları veriyorum. Erik ekşisi, evet. Bu daha erikten olmayan, sadece daha eri dediğimiz yabani erikten yapılan bir ekşi olur. Öbür günler bozulur çünkü. Şöyle. Şimdi sarımsak ve ekşinin kokusu muhteşem bir aroma verecek buna. Bölgenin ekşilemeleri ve yoğurtlamaları meşhur. 3 çeşit yemeğimiz vardır. Yoğurtlama, ekşileme ve sütleme. Allah Allah. Evet, mesela birçok yemeği de sütlü pişiririz. Çok sütlü, iyi. Evet, kabak, yeşil domatesi, meneviş dedik menevişi, ot süper. Yemeklerini hepsini sütlü de pişiririz. Şimdi ben size, bu oldu. Hemen sunumu yapıyoruz. Evet. Hemen kameralarımız yakın alsın ve bu arada tatlı geliyor sanırım kamera arkasından. Kızlarımız tatlı yapmış bize. Elinize sağlık. Ne tatlısı yaptınız? Ne tatlısı yaptık? Anladım, siz yapmadınız. Bunu ben yaptım sizin için. Un helvası. Evet. Un helvası. Pekmezli un helvası. Pekmezli un helvası. Bundan 3 malzeme var. Sıvı yağ, ceviz, pekmez ve un. Of. Bunu mısır unuyla da yaparız. Normal buğday unuyla da yaparız. Elinize buyurun. Sağlık. Afiyet olsun. Önce ben ekşileme tadına bakıyorum. Bir adı da kaşık helvası. Bu şekli kaşıkla veriyoruz. Bu kaşıkla veriyoruz bu şekli. Adını oradan alıyor. Evet, kaşık helvası. Buyurun. Hemen önce bu ekşilemenin tadına bakıyorum. Bakalım nasıl bir tat. İlk defa yiyeceğim. Evet, size çok farklı gelebilir çünkü erik ekşisi var. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. O mayhoşluk çok güzel bir tat varmış. Aroma vermiş. Evet. Bayıldım. Şimdi helva tadına bakacağım. Bunda da hiç katkı maddesi yok. Pekmez tamamen, su bile yok. Sadece pekmez var içinde. Pekmezli, cevizli. Ceviz, pekmez, un. Çamel helvası diyorum evet, ben buna. Evet, çamel helvası, kaşık helvası, ceviz helvası. Adını siz koyun. Evet, evet. Bunu burada hasta olduğu zaman doğum yapanlara hemen bir katmer yapılır. Eskiden pastane yok. O zaman hemen helva içine sıcacık döşenir, oraya getirilirdi. Enerji versin, yaraları şifa olsun diye, o şekilde hastalar iyileşsin diye. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel bir misafirperverlikle bizi ağırladınız. Geldiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Bugün sizlere tarhana çorbası tarif edeceğiz ama bu tarhana farklı tarhana. Bu farklı bir tarhana, evet, taze bir tarhana yapacağız. Yani asıl tarhana kurutmak lazım. Evet. Yani Ağustos'un sıcağını, Eylül'ün yumuşaklığını görüp ondan sonra öğütülüp yapılması lazım. Ama biz bunu hızlandırdık. Direkt taze tarhana olarak aynı lezzeti yakalıyoruz. Onun tarifini vereceğiz inşallah. Taze tarhana çorbası. Malzemelerimiz 2 bardak et suyu, kırmızı kapya biber, domates, soğan bir tane, sarımsak, yeşil biber, normal kese yoğurdu ve salça, sıvı yağ. Bu kadar. Bu kadar. Sizi izliyorsa hemen başlayalım. Evet, hemen. Taze tarhana çorbası nasıl yapılır? Şimdi Metin Şef'ten öğreneceğiz. Bunları öncelikle biberleri ince ince kıyıp, daha hızlı şekli bunun, robottan da geçirebilirsiniz. İnce ince kıydıktan sonra bütün ürünleri. Bunun olmazsa olmazı sebzelerin ağırlıklı olduğu için, yani kuru lezzetini vermek için yeşillerden bolca kullanıp hepsini yoğurtla birlikte harmanlamak lazım. Soğan, sarımsakları doğrayalım. Kurutacağım, bekleyeceğim diye ovalamak lazım. Bunun çok zahmetli bir iş tarhana yapmak. Tarhana çorbası öyle. Ama bu yazın için ideal bir çorba bence. Değişik tariflerimizden bir tanesi. Evet. Denizin yöresel. Bir de un yok şefim, bakın. Şu anda bakıyorum, un yok malzemeler evet. İçinde. Unumuzu unuttuk tabii. Ha, var mı? Çünkü tarhana çorbasında un olur. Unsuz olur mu değil mi? Evet. Onu unuttuk valla. Onu da ekleyeceğiz, tamam. Hemen onu da ilave edelim.
Şöyle sarımsakları doğrayalım. Şimdi domatesimizi doğruyoruz ince ince. Ya bunları çok uğraşmak istemeyenler için de direkt robottan hepsini karıştırıp geçebilirsiniz. Daha pratik, daha seri oluyor tabii o zaman. Domateslerimiz de hazır. Şimdi biz undan yağını kavuralım. Önce sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Evet. Üzerine unumuzu ekliyoruz. Hafif pembeleşinceye kadar kavurup salçamızı da ilave edelim. Salçamızı da kavurduktan sonra et suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi kalan malzemelerimizi de mutfak robotumuzdan çekip yoğurt, kırmızı kapya biber, yeşil biber, sarımsak, soğan, bunları hepsini çiğden yapıyoruz. Kırmızı kapya biber. Şimdi malzemelerimizi robottan çekmemiz gerekiyor, doğradığımız. Yeşil biber. Yeşil. Soğan ve sarımsak. Domatesimiz. Domates. Ve yoğurt. Ve yoğurt. Tarhananın olmazsa olmazı tabii ki. Bunlar robottan çekildikten sonra karışımla beraber kaynatılıyor ve çorbamız hazır. Tamam, siz karışmaya devam edin şefim. Ben hemen robota çekip geliyorum içeride. Robottan çektiğimiz karışımımız geldi. Şimdi şunu büyük bir çırp materyaliyle nasıl tarhana kokusu çok güzel. Evet, biraz daha et suyumuzu ilave ediyoruz. Kuru nanemizi atıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra tuzumuzu ekliyoruz en son. Çorbamız hazır. Şu an en güzel zaman tadım aşaması evet, bence. Evet, programın en sevdiğim kısmına geldik. Şimdi tadına bakıyorum şefim izninizle. Bakalım tamam, nasıl olmuş. Sana. Taze tarhana çorbası. Şefim çok güzel. Afiyetlesin. Çok güzel, çok lezzetli. Taze oluşu daha bir lezzetini artırıyor değil mi? Ama kesinlikle. Evet. Ben de geldim yani. Kamera arkasından dayanamadım. Evet. Kıvamı, kokusu. Mükemmel bir sebze çorbası Özlem. Tutsam. Ekşilik de var. Enfes. Nasıl? Çok sevdim. Biz çok sevdik. Hep beraber bu güzel çorba içeceğiz ve ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadına şimdi de Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Köyü'nden devam ediyoruz. Akçapınar Köyü muhtarı Arap Şükrü ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şükrü Bey. Çok güzel bir yerde karşıladınız bizi. Aşıklar evet. Yolu diyorlar buraya. Doğrudur. Aşıklar yolu. İşte gençler el ele tutuşup yürüyorlar. Aşıklar yolu dedim. Uygun yani. Evet, bu yol sayesinde bu köy ünleniyor. Çok güzel bir köy. Balığı meşhur, tostu meşhur. Arap Şükrü Bey ile beraber bu köyün lezzetlerini keşfedeceğiz. Tabii. Hadi tabii. Buyurun köye doğru ilerleyelim evet. Bu güzel romantik Aşıklar yolundan. Geldik böyle. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkürler. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Şim Betül Hanım. Merhaba Hanım. Merhaba. Buyurun. Çok güzel bir yere geldik. İşte gerçek bir Muğla evi. Karşıda Muğla ocağı. Muğla evlerinde mutlaka olur. Bahçede bir ocak. Narenciye ağaçları ve burada avokado ağacı da var. Avokadolar da olmuş. Birazdan koparıp tadına bakarız. Ama ben buraya geçmek istiyorum. Muğla'nın karışık otlarıyla otlu gözleme yapıyoruz. Evet. Ne var içerisinde hanımlar? Ne var içerisinde? Betül Hanım hazırladı. Fazımız var bahçeden. Pırasamız var içinde. Maydanozumuz. Kendi çökeleğimiz. Kendi köyümüzden. Bu kadar yeşilliğimiz şu anda. Baharatlarımız evet, var içinde. Baharatlarımız var. Zeytinyağımız. Muğla'mıza ait yine zeytinyağımız. Şimdi havalar biraz soğudukça, kış geldikçe ot çeşidi çoğalır Muğla'da. Evet. Daha güzel gözlemeler olur. Yemeğimiz olur. Ot kavurmamız olur bize özel. İnşallah hepsini yapmaya evet. Geleceğiz. Şimdi gözlemeye devam ediyoruz. Hamur nasıl hazırlanıyor? Hamur nasıl hazırlanıyor? Unumuzu, tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Sonra birazcık yağımızı ilave ediyoruz şöyle. Üzerine biraz su. Evet, sonra suyla devam ediyoruz. Hamuruna yağ ekleniyor. Evet. Yufkası daha kolay açılsın diye, daha lezzetli olsun diye.
Güzelce elimizle yoğuruyoruz. Evet, yoğuruyoruz. Özleşinceye kadar yoğuruyoruz bunu böyle. Şu anda hamurumuz hazır, yoğruldu. Evet. Şimdi hamuru açacağız. Bunun biraz dinlenmesi lazım, beklemesi lazım. Evet, dinlenmesi lazım. Dinlenmiş hamurlarımız burada. Evet. Hemen dinlenen hamurları açalım. Dinlenen hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Evet. Tahtamızı önce unluyoruz yapışmasın diye. Evet. Buğlanın otlu sac böreğini yapıyoruz. İnce ince açıyoruz yufkaları. Şimdi açtık yufkamızı. Evet. İçini dolduruyoruz. Pazı. Pırasa. Evet. Çökelek. Aynen. İçine zeytinyağı ve baharatlar. Pul biber, karabiber, tuz. İstediğiniz baharat da koyabiliyorsunuz tabii ki. En önemlisi zeytinyağı. Ve odun ateşinde pişiyor. Ve haftada bir veya iki defa genelde yaptığımız şeydir. Kahvaltıya genelde. Keyif için. Keyif için, evet. Süpersiniz. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Ve dökülmesin diye kenarlarını iyice yapıştırıyoruz. Kenarlarını bastırıyoruz bu şekilde. Şu anda otlu sac böreğimiz hazır. Evet. Ve sacı da buluşturacağız. Evet. Hadi evet. Odun ateşine alıyoruz. Buyurun. Haydi bakalım. Evet, bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Evet. Üzerine zeytinyağı sürüyoruz. Bir taraftan yeniden açmaya devam ediyoruz. Börek saçta kabarmaya başladı. Çok güzel eskiden kabardı. Eskiden büyüklerimizle beraber bu böreği yaparken böyle börek kabarmaya başladığında gülerler bize. Pişiren, açan, zengin olacaksınız derler kabardığı zaman. Çok zengin olacağız çünkü çok güzel kabardı. Aslında kıvamından kaynaklanan bir şey ama eskiden bizim büyüklerimiz gülerlerdi bize pişirirken çok zengin olacaksınız diye. Otlu sac böreklerimiz pişti. Şimdi tadına bakacağız ama öncesinde size Akçapınar köyünün doğal ürünlerini göstermek istiyorum. Akçapınar karpuzu. Evet. Bahçede budu. Yetişmiş. Kadın budu diyoruz adına. Evet, kadın budu. Adı kadın budu karpuz. Buranın yerli karpuzu. Bu da kabağımız, normal yediğimiz kabak. Bahçemizden acur, kavun. Bu da kırmızı. Şimdi kışlık hazırlık yapıyoruz. Kırmızı biber yapacağız. Evet, pul biber yapacağız, salça yapacağız. Oh. Bunlar da kışlık kurutmalık. Takrak biber derler burada. Evet, kıtır biber deriz evet. Biz. Kışın onu çok kullanırız. İncirimiz. Bunlar da ekşi narlarımız. Yani şu an köyümüzde. Yeni başladı. Evet, biz deli nar deriz. Asıl nar ekşisi bunlardan olur. Oh. Yani bu şimdiki üretilen kırmızı narlardan değil de bu eski bildiğimiz bizim deli narımız vardır. Onlardan yapılır. Avokadomuz. Şimdi biz kışlık hazırlıklara da başladık. Kışlık bamyamız, bahçemizden domatesi şişeleme yaptık. Kışın yemeğini yapmak için. Bu da börülcemiz. Sadece bizim burası, Muğla yöresi. Daha çok Ege bölgesi bilir bu börülceyi, taze börülce. Bunu da domatesli. Nasıl kışlık yapıyorsunuz? Kazanlarda haşlıyorsunuz. Haşlamıyoruz. Bunu domatesle böyle biraz çeviriyoruz. Tamam. Sadece kavuruyoruz. Kavuruyorsunuz. Ondan sonra sıcak sıcak şişeleme yapıyoruz. Vakumlama. Sıcak suda da, kaynar suda da kaynatıyoruz, vakumlama yapıyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi hiç bozulma falan olmaz. Vakumlu, evet, ters çeviriyoruz. Aynen reçellerimizi yaptığımız usulde yapıyoruz. Bunlar da reçellerimiz, yaban mersinimiz var, çıtır kabağımız var, mandalinamız var, dilimlenmiş, ayvamız var, çileğimiz var. Vişnemiz var. Yok, yaban mersini. Yaban mersini. Nerede evet. Çevre var. Böreğimizin tadına bakıyoruz. Oo. Önce muhtarımız tadına evet. Baktı. Önce ben. Ondan sonra bir sabire. Harikasınız. Yasin Bey edin. Oo, çok ya, sağ olun. Kardeşim. Elinize hak sağlık. Olsun. İşte Muğla'nın Akçapınar köyünün otlu sac böreği. Of çok lezzetli. Afiyet olsun. Hanımlar. Bu otlarımız çıktığı zaman daha çok lezzet artar. Hı hı. Şu anda hani bahçemizde olduğu kadarıyla yaptık.
Otlarımız çıkmadığı için daha. Şimdi bir 15-20 gün sonra yabani otlar çıkacak. Otlar çıkmaya başlar. Daha aromalı, daha değişik bir lezzet olacak o zaman. Elinize sağlık. Ben bu haline bile bayıldım. Afiyet olsun. Tarifini verdik. İnşallah siz de denersiniz. Bu güzel böreği yiyeceğim. Ardından karpuzlar, kavunlar, narlar, incirler. Dünyanın tadı Akçapınar'dan devam ediyor. Otlu sac böreklerini yedik. Hanımlar dediler ki arkasında tatlı olmadan olmaz. Evet. Ve şimdi ne yapıyoruz? Tahinli katmer yapıyoruz. Bizim Gökova'mızın susamlarından elde ettiğimiz tahin. Onlardan tahinli katmer yapacağız. Tahini şekerle beraber karıştırdınız. Evet, çok az bir şekerle tatlansın diye karıştırdık. Tahinle. Şimdi zeytinyağıyla beraber tahinle katmer yapacağız. Az önce yoğurdumuz, hamurumuzu açıyoruz. Zaten açmışsınız, çok güzel. Elinize sağlık. Evet. Evet, zeytinyağıyla yağlıyoruz. Evet, zeytinyağı da katmerimizin kat kat olmasını sağlıyor. Daha çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Katmere bayılırım. Zeytinyağımızı fırçamızla gezdirdik. Güzel her yerine sürdük yufkamızın. Şimdi tahin. Tatlısını koyuyoruz. Tahin ve şeker tahin karışımı. Oh, bol yağlı, bol tahinli. Bol tahinli. Vitamin deposu. Maşallah hanımlar, elinize sağlık. Size de afiyet olsun, afiyetle yiyin inşallah. Bakın ortasını deldik. Betül Hanımcığım, sen bana yardımcı ol. Ortasını deliyoruz, böyle doluyoruz. Evet, bazıları katlaya katlı yaparlar, siz katlamadan. Doluyarak yapıyorsunuz. Daha çıtır çıtır, daha kat kat olmasını sağlıyor bu şekilde. Şimdi gül böreği gibi sarıyoruz. Evet, sarıyoruz. Elimizde biraz baskı ve tekrar açıyoruz. Evet. Evet. Tekrar çok açmıyor. Hemen küçük bir şey oluyor zaten. Hafif inceltiyoruz. Çok da inceltmiyoruz. Aha, evet. İnceltmiyoruz. Çünkü içi bol tahinli. Bu kadar. Biraz da elimizi genişlettik. Ve saca götürüyoruz odun ateşine. Evet. Hemen sacımıza buluşturuyoruz. Buyurun hanımlar. Artık pişiriyoruz. Şimdi odun ateşinde çevire çevire pişireceğiz. Evet, katmerimiz geliyor. Tahinli katmerimiz pişti. Evet. Elinize sağlık. Şöyle bir parça koparıyorum hanımlar. Elinize sağlık. Çok sıcak sıcak ben. Elimi yaka yaka. Oo, şu tahine bakın. İnanılmaz lezzetli. Yan tadını Muğla'da çıkarmaya devam edeceğiz. Dünyanın tadı ekip olarak Muğla'nın Ulay ilçesi Akçapınar köyünde muhtarımız Arap Şükrü ile beraber çok ilginç bir balık pişirme tekniğini sizlerle buluşturacağız. Burada bazı balıklar hiç temizlenmeden bağırsaklarıyla beraber yeniyor. Evet, doğrudur. Doğrudur. Çok ilginç. Şimdi her şeyin çiğisini yiyorum. Batlıcanı, biberini olsun, börülce olsun, fasulye olsun. Ben hepsini çiğden yiyip geçiyorum. Tabii bunu herkes herhalde yemiyor. Ben de bazı tür balıkları böyle hiç temizlemeden gördüğünüz gibi pişiririm. Öyle hiç yağ koymadan ama. Hiç yağ koymadan. Bakın hiç, bu şekilde. Kara tavaya döşüyoruz. Hiç, evet. Ocakta pişiriyoruz. İşte şöyle gördüğünüz gibi. Bağırsaklarıyla hiç temizlenmemiş. Bağırsaklarıyla beraber. Yıkanmamış. Deniz suyuyla beraber geldi. Deniz suyuyla yıkanmamış. Öyle bırakıyoruz. Çok ilginç. Temizlenmemiş balık. Temizlenmemiş balık. Şimdi birazdan nasıl iniyormuş diye göreceksiniz. Size de tavsiye ederim Yasin Bey. Yani siz dünyayı gezdiniz ama bir göreyim. Arap şükürlerinden bile temizlenmemiş bir balık yersiniz. Gayet böyle proteini olan. Evet, balıklarımız da pişti. Balıkları gördüğünüz gibi. Çok güzel koktu bu arada. Evet. Öyle yağsız. Çeviriyoruz. Yağsız, kendi yağsıyla. Oh. Şimdi bu mevsimde balık yağlanıyor. Evet. Yağlı böyle. Sardalya bu. Zevkli bir iş ya. Yemek yapma benim hoşuma gidiyor. Çok ilginç bir balık pişirme tekniği. Evet. Bu da böyle. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok. Evet. Sadece Muğla'da. Evet, balıklar pişti. Nasıl yenir? Nasıl yenir derken pişirmesi de çok basit. Bağırsağıyla beraber pişti. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Kafasıyla beraber. Hepsini yiyeceksin. Bağırsağını, şusunu, busunu. Sıcakmış ama. Hayatımda en çok sevdiğim yemek türlerinden biri temizlemeden balık yemek. Of. Hoşuma gidiyor. Harikasınız. Bak kavyarını görüyor musunuz? Evet görüyorum bak burada. Bak,
yumurtaları, bağırsakları hepsi orada duruyor. İşte bu temizlenince bu havyarı bunun gidiyor. Gidiyor. Bak. Yok lütfen siz devam edin. Lütfen. Vallahi. Bak Yasin. Tamam ben alacağım. Şurada bak Yasin'cim şunu alır mısın? Dur, dur, ben şunu alayım. Şuradan bak sırtından doğru. Tamam. Arkadan doğru. Bu da benim gelin. Öyle mi? Bunu da alıştırdım ben. Siz de seviyor musunuz? Ah kafasına beraber benim, gitti. Bu da benim gelin. Harika. Gerçekten çok mükemmel. Bunu böyle yiyeceksin. Evet zaten. Muğla'da bu böyle yenir. Evet. Aynen. Temizlenmemiş balık. Aynen. Elinize sağlık. Ekranda belki beğenmeyebilirler ama ben o an bir daha yiyeyim yani. Bakın. Bu şekilde bir gelenek. Eline sağlık. Saygı efendim. Duyuyoruz. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Dünyanın çok tadı Muğla'dan devam ediyor. Akçapınar Köyü'ne girer girmez Hayriye teyzeyle tanıştık. Ağaçlar yolunun tam bitişinde çok güzel bir tostçu dükkanları var. Akçapınar tostuyla meşhur. Bugün değil, 1970'lerden geliyor bu tost. Hayriye teyze, yıllardır tost yapıyorsunuz ve tostu meşhur hale getirdiniz. Tabii, eşimle var bak. O zaman böyle tost makineleri yoktu? Yok yok, ızgaranın üstünde ütü şişesini bastık, bundan yerleri yetiştirdik. O kömürlü ütülerle yaparlarmış tostu. Sen hatırlıyor musun o günleri Osman? Biliyorum, biliyorum. 6-7 yaşlarındaydım o zamanları. Bugün çok meşhur. Dışarıda oturacak yer yok. Yok, şükür Allah'a. Maşallah, maşallah. Şükür Allah'a. Teşekkür ederim. Bakalım neden bu kadar meşhur Akçapınar tostu? Lezzeti nereden geliyor? Şimdi Hayriye teyzeyi izliyoruz. Onun elinden gerçek Akçapınar tostu yiyeceğiz. İnşallah, inşallah. Sağ olun siz de gelip gittiğiniz için. Siz teşekkür sağ olun, ederim. Var olun. Teşekkür malzemelerimiz ederim. Var. Hemen sayalım. Tamam. Öncelikle tamam. Ekmeğimiz var. Tamam. Yarım ekmek yerim ben. Yarım ekmek yersen iki yarım ekmek edeceksin. Tamam. Yarım yarım yiyeceksiniz. Ekmeği ikiye bölüyoruz. Tabii. Arasını açıyoruz. Tamam. Ama bizde tost çeşitleri çok yani. Yani bir iki çeşit değil yani. Kavurmalı var. Atomlu. Normal tost ekmeği yapılmıyor. Normal ekmeği yapıyoruz. Gerçek yani. Ateş yapılıyor. Evet ateş fırında. Odun ateşinde. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Tostumuzu açtık. Sizi gördüm daha iyi oldu. Allah razı olsun. İzliyor musunuz bizi? He? İzliyor musunuz bizi? İzleriz. Osman diyor ki çocukları bol koy anne. Bol koyarım, koyarım, bol. Çocuk da market sucuğu değil. Kendimiz yaptırıyoruz sucukları. Kasap evet, sucuğu. Evet, kasap sucuğu. Yaklaşık 45 yıldır aynı yere yaptırıyoruz yani. Kendimiz yaptırıyoruz evet. Evet tostumuzun ekmeği kızardı. Üstü kızardı. Şimdi altına atıyoruz sucuklarla beraber. Evet, tostumuzu bastık. Ekmeklerimizin üstü hazır. Evet, şimdi ekmeklerimizi yere indiriyoruz. Ben yardım edeyim size. Allah kolaylık versin. Maşallah. Şimdi sucuklar pişti. Evet. Önce sucukları pişirdik. Domates koyuyoruz, kaşar koyuyoruz. Üzerine domates. Üzerine kaşar, bol kaşar. Bol kaşar. Bu bizim klasik olan tostumuz, karışık tost. Bir de çeşitlerimiz var yani. Müşterinin isteği doğrultusunda. Hangini isterse o türde yapabiliriz yani. Hangi tür isteyebiliriz? Sebzeli var mesela, ne bileyim, ayva reçellisine kadar var. Köy peynirli domates de var, kekikli, salçalı, domatesli. Reçelli tost. Var, o da iyi var yani. Yani ne tür isterlerse yapıyor. Ayva reçelli tostumuz bile var yani, tereyağlı, ayva reçelli. Harika. Yani çeşit müşterinin isteği doğrultusunda yapıyoruz hepsini. Hayri teyze, ne diyor Osman? Una temelli yaptığı için ben çekildim. Emekliye ayrıldım ben. Onun için bununla ilgileniyorum. Sen geleneksel yapıyorsun bize bunu. Geleneksel evet, tost. Klasik olan bizim. Klasik. Eskiden beri başladığımız. Evet, içini doldurduk kaşarla, domatesle, sucukla. Evet, doldurduk. Şimdi tekrar koyuyoruz tost makinamıza. Evet. Tereyağı da sürüyoruz. Tereyağımız da var burada. Evet. Tereyağımızı sürelim. Üzerine tereyağı. Bol malzeme. Kapatıyoruz tekrar. Oo, tostumuz şu anda hazır. Tadını merak ediyorum. Hayriye teyze. Eline sağlık. Bakalım nasıl oldu. Hayriye anne gel. Gel 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 gel. Oy 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 oy. Peyniri süne süne. Muğla'nın Akçapınar tostu. Afiyet olsun.
Ayran'la elime sağlık. Çok afiyet, güzel olmuş. Afiyet olsun çocuğum. Bayıldım. Dostlarım için hepimize. Herkesi bekliyoruz. Muğla, Ula, Akçapınar köyü burası. Hayriye teyzenin güzel tostunu yemeden buradan ayrılmayın diyorum. Akçapınar'da insan yokken anlayın da çoğaldı galiba. Çoğaldı. İnsan da çoğaldı. Lezzet de. Dünyanın tadı devam ediyor. Evet, tostumuzu pişirdik. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hayriye Anne, elinize sağlık. Masadaki her şey kendi ürünümüz. Hepsi kendi ürünümüz. Kendimiz yetiştirdik. Akçapınar'da kahvaltıda ne yenir diye soralım. Ayvar içeli, beyaz peynir, salatalık, turşu, karacotlu peynir, köy domatesi. Zeytinleri kendimiz kuruyoruz, hazırlıyoruz. Nar suyu, portakal suyu, limonata, ayran, tost. Hepsi beraber. Hepsi kendi bahçenizden mi? Evet, kendimiz. Bak, narımız, portakalımız, limonumuz kendimizin de. Elinize sağlık. Afiyet olsun, teşekkür ederiz. Şimdi bu güzel kahvaltımızı yapacağız ve ardından devam edeceğiz dünyanın tadını Muğla'da, Akçapınar'da çıkarmaya. Dünyanın tadına Muğla'nın Fethiye ilçesinden, Çengel köyünden devam ediyoruz. Muhteşem bir ortamdayız. Bekir Şef'le beraber arkamızdaki bu bahçeden topladığımız bamyalarla, bakın bamyalarımız da özel, iri iri. Evet. Özellikle iri bamyaları seçtik. Sağlık için daha şifalı. Glutatyon evet. Oranı yüksek. Kesinlikle. Bu diz ağrılarına, evet, iklim ağrılarına çok iyi geldiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Ata tohumu. Doğal, organik. Daha ne olsun. Her şeyimiz doğal. Domatesler de aynı şekilde bahçeden. Zeytinyağını koyduk tenceremize. Zeytinyağımız kızdı. Bamyalar doğrandı, iri iri doğrandı. Şimdi soğanı doğruyoruz. Malzemelerimiz soğan, bamya, domates, sarımsak, tuz, toz biber ve limon. Evet. Zeytinyağını saymıyoruz bile. Evet. Hepsi organik. Her şey organik. Bekir Şef'in soğanları incece doğradı. Hemen zeytinyağımızla kavuşturuyoruz. Bir taraftan soğanlar kavruldu, bir taraftan da çilek. Şefim, gözüme çarptı. Sabah kahvaltıda verdiğimiz çilek reçeliyim. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Mükemmel bir çilek reçeliydi. Fethiye'nin Çengel köyüne bayılıyorum. Her şey doğal. Domates, sos falan da buradan geldi. Hepsi buradan geldi. Evet. Hatta biz bu yıl kışlık hazırlıklarımızı bu köyde yapacağız. Bu perşembe günü. Evet. Aa, çok teşekkür ederim. İknur Hanım, bakın İknur Hanım da bize özel bahçeden çilek topluyor. Dalından. Bakın daha şimdi toplandı. Gel Yakuşan. Tazecik. Yiyebilirsin. En organik, en sağlıklısı. Yakupcan'la beraber biz bu güzel çilekleri yiyelim. Mis gibi kokuyor şefim. Afiyet olsun. Bu arada Bekir şefim sarımsakları doğruyor. Sarımsak ve soğan. Zeytinyağı. Beraber kavuracağız bunları. Muğla mutfağının olmazsa olmazı. Soğanlarımız kavrulmak oldu. Hemen üzerine sarımsaklarımızı ekliyoruz. Biraz da sarımsakla kavrulsunlar. Kamera arkasından çilekler geliyor bol bol. Teşekkür ederiz İknur Hanım. Elinize sağlık. Şu güzelliklere bakın. Her şey doğal. İncir ağacı, çilekler, bamyalar, domatesler, salatalıklar, biberler. Hatta kışlık biberler de bakın orada kurutuluyor. Onlarla pul biber mi yapacaksınız şefim? Evet, pul biber. Bu toz biber yapısı. Nasıl yapıyorsunuz? Kurutuyorsunuz bunları ipe geçirip? Kurutuluyor. Değirmen var. Ondan sonra değirmenden geçiyorsunuz. Orada öğütülüyor, geliyor. Hemen domatesi doğruyoruz. Yaz günü olduğu için kış olsaydı salça eklerdik. Soğanlarımız kavruldu. Hemen domatesleri ekliyoruz. Zaten zeytinyağı olduğu için salçaya da gerek yok. Bol domates. Şimdi bamyalarımızı ekiyoruz. İri iri. Bahçemizin bamyaları. Bamyanın çekirdekleri şifa deposu. Salyası da bağırsak dostu. O salya gibi olan sıvısı da bağırsak dostuymuş. Kamera arkasından özlemle alıyorum o bilgileri. Yakupcan'ın da kedileri var. Size göstermek istiyor. Yakupcan, kedilerin çok güzel. Evet, çok güzel. İsimleri ne? Bunlar Yaramaz, bunlar da Ponçik. Yaramaz ve Ponçik. Yakupcan'ın kedileri. Hadi geçsinler, bırak yere. Bu dişi, bu da erkek. Hadi bırakalım. Biraz daha domates ekliyoruz. Bol domates. Üzerine toz biber. Renk biberi. Biraz da tuz. Harika bir yaz yemeği. Limonlu koyacağım. Yazın tazesi, kışın kurusu yapılır. Evet. Şimdi limonunu ekleyeceğiz. Limon da sünmesini engelliyor yerken. Evet, limon suyumuzu da ekliyoruz. Biraz da suyunu ekliyoruz. Şimdi kapağını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Kaç dakikada pişer? 20 dakika. 20 dakika. Evet. Kısık ateşte. Evet. 20 dakika pişmesini bekliyoruz.
Yaklaşık 20 dakika geçti ve bamyamız pişti. Şefim, tadını çok merak ediyorum nasıl oldu. Şöyle tabağımızı alalım. Oo, iri iri çekirdekli bamyalarımız. Ve hemen tadına bakıyorum. Çengelköy'ün doğal bamyası. En güzel yaz yemeği. Şefim eline sağlık. Afiyet çok hafif olmuş, çok lezzetli. Afiyet olsun. Bayıldım. Tarifini verdik. Çok basit bir şekilde iş arası da yapıp denerseniz. Bu sağlıklı lezzeti hep beraber tüketiriz. Ve ne yazık ki bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya biz yine sizleri Muğla'da bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.